Bir varmış bir yokmuş. Yok demesi, çok yemesi günahmış. Uzun yıllar öncesinde kasabanın birinde bir karı koca yaşarmış. Bunların da çok güzel bir kızları varmış. Annesi ve babası tek çocukları olduğu için ona özel bir isim koymak istemişler ve adını Nar Tanesi koymuşlar. Nar Tanesi için babası bahçelerine bir elma fidanı dikmiş. Nar Tanesi genç kızlık çağına erdiğinde zamanın büyük kısmını bu elma ağacının altında geçirmeye başlamış. Bir gün ağacın dalına konan bir serçe kıza seslenerek ''Nar tanem bir tanem sen 40 gün 40 gece ölü başı bekleyeceksin'' demiş, uçmuş gitmiş. Bundan sonra da her gün gelmeye devam eden serçe kıza hep aynı sözleri söylüyor ve uçup gidiyormuş. Bir gün kız yine bahçeye çıkmak istemiş ama serçenin söyleyeceklerini düşününce vazgeçmiş. En yakın kız arkadaşını alarak atla gezintiye çıkmışlar ve hiç farkına varmadan kasabadan epey uzaklaşmışlar. Dönüş yolunu ararken de kaybolmuşlar. Artık atlarını rastgele sürerlerken yüksekçe bir tepenin üzerinde kule gibi bir ev görmüşler. Evin ne kapısı ne penceresi varmış. Yalnızca yüksekçe bir yerde bir insan sığabilecek kadar bir delik görünüyormuş. İçeriği çok merak eden Nar Tanesi bu deliğe ulaşmış ve içeriye girmiş. Bu garip evde kimsecikler yokmuş. Ortada bir salon ve salon etrafında da 40 oda varmış. Kız odaların hepsini gezmiş, hepsi boşmuş. 40. odada bir yatak, başucunda bir sandalye ve vazoda yeni koparılmış bir gül duruyormuş. Yaklaşınca yatakta bir delikanlının derin bir uykuda uyuduğunu görmüş. Delikanlı o kadar güzelmiş ki kız onu görür görmez aşık olmuş. Uyanıncaya kadar delikanlının başucunda beklemeye karar vermiş. Dışarıda kalan arkadaşına seslenmiş. Sen git anneme, babama yolda beni kaybettiğini söyle. Arada sırada bana yiyecek ve su getirmek için kuleye gelirsen sevinirim demiş. Arkadaşı kızın söylediğini kabul etmiş. Arkadaşı gittikten sonra Nar Tanesi oturup bu güzel gencin başını beklemiş. Aradan tam 39 gün geçmiş ama delikanlı uyanmamış. 40. gün arkadaşı ona yiyecek getirmiş ve tam kalkıp gideceği zaman Nar Tanesi kendisini biraz beklemesini, dışarı çıkıp hava almak istediğini söylemiş. Nar Tanesi dışarı çıkar çıkmaz oğlan uyanmış. 40 gündür kendisini bekleyenin başında duran kız olduğunu sanarak ona sarılmış ve evlenmelerini istemiş. Bu arada geri dönen Nar Tanesi kapıda durup şaşkınlıkla onlara bakıyormuş. Onu gören genç kapıda duranın kim olduğunu sorunca arkadaşı hemen "O benim hizmetçim." deyivermiş. Nar Tanesi hiç sesini çıkartmamış. Hep birlikte oğlanın evine gitmişler. Meğer oğlan o bölgenin en zengin tüccarıymış. Oğlan 3 gün 3 gece düğün dernek yaparak Nar Tanesi'nin arkadaşıyla evlenmiş. Nar Tanesi hiçbir gün arkadaşına niye böyle yaptığını sormamış. Günler böyle geçip giderken bir gün oğlan bir iş yolculuğuna çıkacağını ve kendisinden ne istediklerini sormuş. Karısı ipekli elbiseler ve mücevherler isterken Nar Tanesi kendisi için bir sabır taşı almasını söylemiş. Eğer sabır taşımı unutursan yollarını fırtına bağlasın da gelemeyesin demiş. Oğlan işlerini bitirince karısının istediklerini almış ama Nar Tanesi'nin istediğini unutup gemiye binmiş. Tam yola çıkacakları sırada bir fırtına, bir boran gemi yerinden kıpırdayamamış. Oğlan o zaman hatırlamış Nar Tanesi için sabır taşı almadığını. Hemen inip sabır taşını almış, fırtına durmuş, o da evine ulaşmış, hediyelerini vermiş. Aradan günler geçmiş, oğlan yine bir ticaret yolculuğuna çıkmak üzere kendisinden ne istediklerini sormuş. Karısı pahalı mücevherler isterken, Nar Tanesi bu sefer de bir bülbül bardağı istemiş. Eğer bülbül bardağımı unutursan, yollarını fırtına bağlasın da gelemeyesin demiş. Gideceği yere gidip işini bitiren oğlan yine Nar Tanesi'nin isteğini unutup gemiye binmiş. Gemi tam hareket edecekken bir fırtına, bir boran gemi yerinden kıpırdayamamış. Oğlan da hemen Nar Tanesi'nin istediğini hatırlayıp bülbül bardağını bulmuş ve gemiye binmiş. O saat fırtına durmuş ve evine varmış. Aradan zaman geçmiş, oğlan yine iş gezisine çıkmış. Karısına ve Nar Tanesi'ne ne istediğini sormuş.
Bu defa da nar tanesi ondan bir ustura istemiş. Yine kızın ne istediğini unutan oğlan dönüş yolu toz duman olunca kendisinden istenileni hatırlayıp dönüp usturayı almış. O gece meraktan uyuyamayan oğlan nar tanesinin odasına gizlenmiş. Nar tanesi odasına girip masanın üzerine önce sabır taşını, sonra bülbül bardağını ve usturayı dizmiş ve onlara başından geçenleri bir bir anlatıp bu durum karşısında kendileri olsa ne yapacaklarını sormuş. Bunları duyan sabır taşı çatır çatır çatlayarak tuz gibi dağılmış. Bülbül bardağı hemen bülbül gibi şakımaya başlamış. Bunları gören kız usturayı almış ve sizler gibi ben de dayanamayacağım artık diyerek boğazına dayayıp kendisini öldürmek istemiş. Bunları gören oğlan hemen saklandığı yerden çıkıp kıza engel olmuş. Sonra da ona tüm bu gerçekleri bugüne kadar neden anlatmadığını sormuş ve ondan af dilemiş. Kendisine yalan söyleyen hain karısını evden kovarak yeniden 40 gün 40 gece düğün yapıp nar tanesiyle evlenmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.